Bu videoda insan zihninin karar mekanizmaları üzerine konuşacağız. İnsan zihninin karmaşık ancak düzenli bir yapısı vardır. Bu karmaşıklığın hangi düzende olduğunu uzun yıllardır süregelen araştırmalarla ortaya konulmuştur. Özellikle Amos Tversky'nin ve Daniel Kahneman'ın son dönem çalışmalarından beynimizin karar mekanizmasının çift yönlü çalıştığını biliyoruz. Bu yapıyı birinci ve ikinci sistem olarak adlandırıyoruz. Bu sistemlerden ilki ön yargılara, inançlara ve alışkanlıklara dayanır. Aşırı tahminler ancak zayıf delillerle öngörüde bulunma girişimi vardır ve bu girişimler çok baskındır. Üstelik bu öngörüler çerçevesinde hem kendisini hem diğerlerini ikna etmek için sezgilerini hikayetlerle zenginleştirir. Birinci sistem her zaman beynin kısa patikalarıyla hızlı çözüm üreten yöntemlere sahiptir. Ne var ki hızlı, kolay ve ekonomik çözüm üreten bu yöntemler insan ve toplum için genellikle yararlı olmaz. Buna karşın ikinci sistem farklı bir çalışma sistematiğine sahiptir. Beynin tüm düşünsel mekanizmalarını kullanarak hesaplı bir biçimde oluşturulan akla dayalı kararlar almaya yönelir. Bu sistem ihtiyaç duyduğu veriler ve izlediği sistematik yol nedeniyle her zaman uzun ve yavaş çözüm üreten yöntemlere sahiptir. Algoritmik bir yapıyla işleyen, toplumsal ve bireysel iyilik peşindeki fikirlerin ortaya çıkmasına yardımcı olan sistemlerdir. Bu karar mekanizmalarını, özelliklerini sıralayarak devam edelim. Birinci sistem teknik adıyla refleksif sistem ve ikinci sistem teknik adıyla reflektif sistemdir. Şimdi tablo üzerinden birinci sistem ve ikinci sistem özelliklerini ele alalım. Birinci sistem sezgiseldir. Buna karşın ikinci sistem düşünseldir. Otomatiktir birinci sistem ancak ikinci sistem farkında olarak ne yaptığını, neden yaptığını, hangi durumda yaptığını inceleyerek konuya girer ve dahil olur. Birinci sistem kontrolsüzdür ve çabasızdır. İkinci sistem ise kontrollüdür, enerji ve çaba gerektiren bir şekilde konuları ele alır. Birinci sistemimiz çağrışımlara dayanır. Hatırladıklarımız, o anda aklımıza gelen, daha önce yaptıklarımız, rutin davranışlarımız çerçevesinde ortaya çıkar. Diğeri ise tümden gelime, tüme varıma dayalı araştırmalarla ve akışla ortaya konan bir yapıya sahiptir. Birinci sistem hızlı iken, ikinci sistem yavaştır. Birinci sistem hızlı olduğu için ustacadır ve örtüktür. Arkasında neyin çalıştığını bilmeden ortaya çıkar. Bu ustaca sistemin karşısında kurallara göre yönetilen ve kuralları incelemekle de enerjinin önemli bir bölümünü beynin ön sistemindeki çalışmalarla yönetir. Sözsüz olan birinci sisteme karşı ikinci sistem dile getiren sistemdir. Birinci sistem paralel işler, ikinci sistemde konular sıralı bir akış içerisindedir. İçine doğana dönüktür birinci sistem. İkinci sistem ise kişinin yapacağı hesaplara dayanır. Bu iki sistem birbirinden tamamen ayrı sistemlerle, yapılarla işler ve beynin farklı bölümlerinde ortaya çıkan süreçlerdir bunlar. Yani yüksek farkındalıkla kararların alınmasında rol oynayan ikinci sistem kendisi ve diğerleri için yararlı olana yönelir. Birinci sistem bireye avantaj sağlama eğilimindedir. Kararları alışkanlıklarına ve duygusuna dayalıdır. Ancak bu kısa dönemli bir avantajdır. Çoğu kişinin istek ve umudu gerçeklerin önünde yer aldığından, kendisi için bile düşündüğünden daha az yararlı kararlar verildiğini ortaya koymaktadır. Kısacası öngörülebilir biçimde yanlış karar verme eğiliminde olan beynimiz düşündüğümüzü sandığımız bir organımızdır.